Bizim dizinin şöyle bir özelliği vardı. Biz her cuma... Şunu hissettiriyor bana. Bu çok büyük bir başarı. Bizi sanki gerçek hayatı yaşatlar. Ailemizden birileri oldular. Oyun değil de hayatta yaşıyormuş gibi gösteriyorlar. Yani bilmiyorum ama izlediğim tek dizi. Ve üzülüyorum nasıl veda edeceğim bilmiyorum. 3, 2, 1. İstanbullu gelinin çıkış noktası zaten insanı anlatmak. Biz insanın bütün ruh hallerinin peşine düştük. Sahiden şunu yapmadık. Mesela dizilerin kodları vardır işte. Başrol oyuncusunun yakın arkadaşı onun sadece paslarını alır ve seyirciye derdini anlatmasını sağlar. Böyle şeyler kurmadı. Karakterler bu kadar, geçmişleri de sağlam kurulup üzerine tartışılınca kendi yeni hikayelerini de yaratmaya devam edebildiler. Bir köşeye sıkışıp kalmadılar. Zaten amaç kendi hayattaki duruşumuzu arkasında sağlam bir şekilde durarak ekrana yansıtabilmekti. Benimle evlenir misin? Ne oldu bana diziyi anlatsana dediğinde insanlar bununla ilgili bir şey söyleyemiyorlar. Şu oldu, sonra şu oldu, sonra şu oldu demiyorlar. Sadece bahsettikleri bir duygu var ortada. Tam bizim Türk yapısı ailemizin ekrana yansıyan biçimiydi. Yani en nihayetinde hepimiz insanız ve insan hikayesi. Tamamen duygu anlatmaya çalıştık. Gelen karşılık da bize doğru yolda olduğumuzu gösterdiği için çok mutluyuz. Kalbini okuyamadın, kimsenin satırlarını okumayacaksın. Ah, aile olmanın ne demek olduğunu bıraktı. Yani nasıl bir aile olunur? Ya Faruk'un ailesine olan ilgisi bütün Türk erkeklerine örnek olması gereken yani bir durum olduğunu düşünüyorum. Burada söylediğimiz her cümle, kurduğumuz her sahne insanlara dokunuyordu, hayatlarına dokunuyordu. Çünkü böyle geri dönüşler aldığımızdan biliyorum. O yüzden Faruk Süreyya ilişkisi de aynı şekilde bir sorumluluğu olan bir ilişkiydi. Burada her şeyi dosdoğru inşa etmek zorundaydık. Hayattan çok şey var. Çok örnek var. Gel bana yardım et. Faruk'u birlikte bulalım. Ha? Hayat. Hayatı çektik aslında. İnişler, çıkışlar, uzaklaşmalar, yakınlaşmalar. Ben kocaman bir yalanım. Ben yalanım. Ben kimim bilmiyorum. Süreyya'nın çok gerçekçi oynuyor. O yüzden bazen böyle seyrederken gerçekten gözlerim doluyor. Yani sen o anı ben yaşıyormuşum gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Ya şu çok kıymetli bir şey. Sette olduğunuz zaman çok fark etmiyorsunuz ama arada bir dışarı çıktığında insanların gözündeki seni tanıyor ve seni anlıyor hissi. Şunu hissettiriyor bana. Evet, yalnız değilsiniz. Bunları yaşayan başkaları da var. Onu diyebilmek o kadar güzel bir duygu ki. Dolaşsın Faruk'un hayatındaki sırrını gördüğün zaman ne dediğimi kavrayacaksın. Ben oynadığım tüm rolleri anlamaya çalışıyorum. Ama bu anlamaya çalışma baştan bir anlayayım sonra bitti iş gibi değil. Hep an be an anlamaya çalışıyorum. Hala anlamaya çalışıyorum. Kaynana müthiş bir oyuncu. Bende neredeyse sıfır alakası var. Yani onun sahip olduğu değerlerin hiçbiri benim yücelttiğim değerler değil. Ama hep anlamaya çalıştım. Müjdemi isterim Esma Sultan. Nur topu gibi bir üvey oğlun oldu. Çok fazla örneği olmayan bir şey oldu. Böyle bir Adem yapısında birinin farkındalık süreci geçirip başka birine dönüşmesi. Hüzünlü ama güzel bir veda olacak. İnşallah yeni başlangıçlara gebe olsun diyelim bu veda. Hoşça kal. İstanbullu Gelin güzel bir dizidir, iyi bir aile dizisidir. Yayınlandığı geçirler insanları ekran karşısına çekti yıllarca. 3 sezon sonunda iz bırakarak tadı damağında bitti. Karşılaştım içimde. Şahsi fikrime göre televizyon tarihinde önemli bir yeri olacak. Çünkü hikaye anlatıcılığının tam evrildiği bir dönemde İstanbullu Gelin yayına çıktı.
Türk televizyonlarında hikaye anlatıcılığı, büyük sahne, büyük olay, sıfır karakter ve duygu devamlılığı üzerine yürürken İstanbul'u gelin birdenbire ortaya çıktı ve karakterlerin hem birbirleriyle ilişkileri üzerinden hem de duygu devamlılıkları üzerinden bir anlatıcılık türü seçti ve çok sevildi. Bu anlamda önemli bir içerik olduğunu düşünüyorum. Bu sette iyi insanlar var. 3 sene eşinizle, karınızla, kocanızla bu kadar yakın olamazsınız. Sabah işte 9, akşam 5, 6 mesai gibi olmuyor. Gerçekten annenden, kedinden, arkadaşlarından, dostlarından daha çok görüyor oluyorsun ekibi. O yüzden artık bir saatten sonra bir iş değil, bir aileden kopma hissiyatı oluyor. Yani biz kalbimizi açtık, onlar da bizi kabul etti. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hepsine teşekkürler. Ekibi çağırayım mı? Gelsin. Herkese teşekkürler.